orada şunu söyledim ya, Türkiye'de yarıdan fazla insan hapçı oldu. Herkes ilaç içmeye başladı. Bu Kur'an'dan uzaklaşmanın bir alametidir. Çünkü insanımız, bugünün insanı her şeye yettiğini zannediyor. Yani Kur'an'ın deyimiyle her şeyin üstesinden geleceğini zannediyor ama hiçbir şeyin üstesinden gelemiyor. Yani böyle bir problemi var. Bunun üzerine konuştuğumuz zaman bana belirtmişti. Dördüncüsü ideal ve hedef. Bunu yine çok özellikle önemsiyoruz. Çünkü Kur'an'ın tek bir ideal ve hedefi var. Bilmiyorum hocamız, eğer yanlış söylüyorsam düzeltsin. O da insanın mutluluğu olduğuna inanıyorum. Çünkü Kur'an'da hep ben bunu gördüm. İnsanın mutluluğu üzerine her şeyi bina ediyor. Yani insan mutlu olması için peygamberleri, ayetleri, yani vahyi o kadar çok emek vermiş ki tek istediği şey insanın mutluluğu. Biz mutluluğu elde edebilmek için bakıyorum bugünün dünyasında o mutluluğun oluşabilmesi için de Kur'an'ın tek hedefi var: cehalet. Cehaletle mücadele ediyor baştan sona kadar. Cehaletle mi, cahiliyeyle mi? Cehalet, cahiliye, İkisi yani farklı şeyler. cehaletle. Yani cahiliye, aslında bugün cahiliye de var. Yani ikisi de var, yok diyemeyiz bunlara. Tabii. Ya ama cehaletle mücadele ediyor. Çünkü cehalet insanın özünde var. Kabul etse de etmese de bir tarafımız cehalete biraz münasip. Onu şöyle söyleyebilirim. Mesela bugün içinde yaşadığımız dünyada işte televizyonun, internetin bize aktardığı şey cehalete entelektüel bir dil, bir boyut kazandırarak bize sunmaya çalışılıyor. Biz bunu haberlerde görüyoruz, reklamlarda görüyoruz, işte sinemalarda, dizilerde görüyoruz. Aslında bu cehalet. Yani Kur'an çünkü buna cehalet diyor. Ama bunu bize boyayarak bu cehaleti yutturmaya çalışıyorlar. Burada Kur'an'a bakıyoruz. Daha sonra bu cehaletin sonuçlarına, biz insanoğlu cehaletin sonuçlarıyla mücadele ediyor. Yani bu cehaletin çünkü bir sonucu var. Biz ne yapıyoruz? Sonuçlarıyla habire mücadele ediyoruz. Yani sebeplerin sonuçlarıyla. Ama Kur'an cehaletin kendisiyle mücadele ediyor. Sonuçlarıyla değil. Yani sebepleriyle mücadele ediyor. Bugün alkollüyken araba kullanıyor. Daha sonra kaza yaptığında işte alkollüyken neden araba kullanıyor diye kızıyoruz. Ya da bugün cami kapısına bırakılan bebekleri görüyoruz. Çok sık sık duyuyoruz hem de. Bunun o kapıya bırakılan, o cami önüne bırakılan çocuğun annesini herkes sorguluyor. Ama hiç kimse bunun daha öncesini sorgulamıyor. Hep sonuçlarda takılıp kalıyoruz. Oysa Kur'an sebeplerde hep o cehaletin çıktığı bataklığı kurutmaya çalışıyor. Bunun temel amacı ise insanın mutluluğu, insanın mutluluğunu hedefliyor çünkü burada. Yani mübarek Kur'an'ın benim anladığım kadarıyla, yani sizin söylediklerinizden çıkarttığım kadarıyla farklı bir mutluluk tarifi var. Çünkü mutluluk çok soyut bir şey. Yani iyilik gibi, güzellik gibi filan, çok böyle sevmek gibi. Benim hiç sevmediğim şeyler bunlar, kavramlar. Mutluluk çok soyut bir şey. Ne, kime göre, neye göre mutluluk? Yani mübarek Kur'an bir mutluluk tarifi mi ortaya Huzur. koyuyor? Evet, ben şöyle diyorum. Mutluluğun kaynağı Allah'a aittir. Çünkü hiç kimse hadi birazcık mutlu olayım diye mutlu olamaz. Mesela en hüzünlü zamanlarınızda bile mutlu olabilirsiniz. Çünkü sizi mutlu kılan şey içinizdeki o iç huzurdur, rahatlıktır. Bugün Filistinlileri nasıl anlatabiliriz ki? Gazze'de yaşananları ve o insanların o mutluluğunu, o iç huzurunu nasıl anlamlandırabiliriz ki? Hiç kimsenin onları mutsuz etmeye gücü yetmez. Çünkü onlar içten gelen bir enerjileri var. Mutluluk bir enerji olduğuna, Allah'ın bir rahmeti olduğuna, bereketi olduğuna inanıyorum. Ben bu manada mutluluğu kullanıyorum. Yani öyle ki biz bunu Mekke'de gördük. O sahabeyi ikna eden şey neydi? Üstelik Allah Resulü'nün arkasındaki büyük çoğunluğu, %80'i gençlerdi. Gençleri Allah Resulü'ne ikna eden şey neydi? Yani onlarla tatmin olmuşlardı. Yani peygamberle tatmin, onun söyledikleriyle tatmin olmuşlardı. Mutlu olmuşlardı ve Mekke'yi terk ettiler. Yani bunu ikna etmek mümkün değil. Yani bugünün insanını ikna edin, görelim, yani mümkün değil bunu ikna edebilmek. Ama Kur'an ikna ediyor. Kur'an herkesi ikna ediyor. Okuduğunuz ve anladığınız zaman ikna ediyor. Tekrar etmek, bakıyoruz. Problem tekrar etmek, ısrar etmek değil. Kur'an'ı anlamak. Bizim Kur'an'ı anlamakla ilgili problemimiz var. Israr ve tekrarlarımızda problem yok. O kadar çok ısrar ediyoruz. O kadar çok tekrar ediyoruz. O kadar çok okuyoruz ki. Ama anlam konusunda sıkıntılarımız var. İşin en şey tarafı da anlamak anlatılamıyor. Yani
anlamak anlatılamadığı için anlatamıyorsunuz. Anlamak o, anlatılamıyor. Anlamayı nasıl anlatacaksınız ki? Yani anlamak anlatılamayan bir şey. Gösterilen sözün, bir şey mi? Sözün bittiği yerdir. Gösteriyorsunuz ama gösterilemeyen bir şey. Çünkü bu görünür kılıyor. Görünür kılıyor ama yine anlamıyor. Yani sizdeki huzuru fark ediyor, sizdeki neşeyi fark ediyor. En zor zamanlarınızda bile sizdeki olan o mutluluğu fark ediyor. Görüyor ama bunu anlamlandıramıyor. Biraz önce işte hocamızın söylediği gibi bu konuda bize Kur'ancı diyorlar diye ben bizzat onu yaşamıştım. Bir program yapacaktık. Kur'an üzerine bir program yapacaktık. Ya dediler Yasemin abla işte bu konuda biz ya işleri güçleri Kur'an'la kafayı bozmuşlar falan dediler. Ve ben inanın bir harika hafta... Harika bir tabir bu. Kur'an'la kafayı bozmak. Evet. Muhteşem değil mi usta? Evet. Harika değil mi? Kur'an'la kafayı bozmak. Kur'an'la kafa bozulur mu ya? Keşke. Kafa bozulur mu ayol? <Bozulmaz. gülüyor> Tam tersi olur ya. İnsan ama, kafası düzenir. Evet. Yani. Burada ben o zaman şuna üzülmüştüm. Böyle düşündükleri için üzüldüm. Yani bizi anlayamadıkları için üzülmüştüm o zamanlar. Yani benim hissettiklerimi hissetseler dedim. Benim anladığımı anlamış olsalar. Biri de bana bir kere şey demişti. Onun gibi oldu bu. Allah aşkına Allah'tan bahsetme dedi. Ulan ben ne yapacağım şimdi? Nasıl ya? Kur'an'la kafayı bozmak evet, gibi bir şey evet, bu. Evet. Böyle diyorlar yani. Hayretler verici bir şey. Yani Kur'an'la kafayı bozmak evet bozmak değil de orada artık sizin gerçekten her şeyiniz otomatik olarak Kur'an oluyor. Çünkü haz alıyorsunuz, lezzet alıyorsunuz. İnsan haz aldığı, lezzet aldığı bir şeyi bırakır mı? Terk edebilir mi? Yani bundan kim onu vazgeçirebilir ki? Ya, bu manada herhalde kafayı bozdular diye bir şey kullanıyorlar. Peki. En sonunda kimlik bizim için çok önemli. Hedef ve idealden sonra kimlik ben bunu Hazreti Ayşe annemizin tabii biz bunu çok o derslerimizde detaylandırıyoruz ama Hazreti Ayşe annemizin Allah Resulü'nün ahlakı konusunda soru sorulduğunda onun ahlakı nedir? O da diyor ki onun ahlakı Kur'an'dır. Kur'an'a bakın onun ahlakını anlayın diye. Ben burada hep şunu anlamışımdır. Şimdi fıtri olan bir ahlak var bir de Kur'an'ı bir ahlak var. Fıtri olan ahlak bonustur. Yani Allah'ın verdiği bir ahlaktır zaten. Siz isteseniz de istemeseniz de o var. Yani her insan temiz bir fıtrat üzerine ahlaklı olarak yaratılıyor. Ahlaksız olarak yaratılmıyor. Yani bonus olan bir şeyi kullanıyorsunuz siz. Fıtri ahlakı kullandığınız zaman. Ama Kur'ani bir ahlak alın teridir. Yani orada alın teri işin içine giriyor. Allah Resulü de bu alın terini dökmüştü. Zaten ahlaklıydı. O aktif iyilikte bakıyorsunuz Kur'ani bir ahlaka bürünüyor. Bu manada bizim de o Kur'ani ahlakı anlayabilmemiz için alın teri dökmemiz lazım. Yani o kimliği oluşturabilmemiz için Kur'ani ahlakın üzerine vurgu yapmamız lazım. Yoksa fıtri ahlak zaten Allah'ın bize vermiş olduğu bir ahlaktır. Aynen. Bir hediye. Evet, bir hediyedir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eyvallah. Ben burada bir soru sormak istiyorum son olarak. Soru sormak. Evet, buyurun. İzin verirseniz. Ama estağfirullah. Bu son derslerimizde şimdi Kur'an üzerine düşündüğünüz zaman birçok bir de etrafınızdaki yaşanan olaylara bakıyorsunuz birçok şey aklınıza geliyor. Burada fıtri ahlak ve Kur'ani ahlak dedik. Ben şöyle bir şey söyledim, konuştum arkadaşlarla. Buna bazıları itiraz edenler de oldu. Cehennem korkusu ile Allah korkusu, yani Allah'ın sevgisinden mahrum olma korkusu arasında fark var. Bu fark olduğu amenna, elbette fark vardır ama cehennem korkusunun ahlak üretmediğine, Allah korkusunun ise yani Allah'ın sevgisinden mahrum olma korkusu ise ahlak ürettiğini gördüm. Yani oradan öyle bir korkudan ahlak üretebiliyorsunuz ama sadece cehennemden korktuğunuz için Allah'tan korktuğunuz zaman orada ahlak üretilemediğini gördüm. Yani bu doğru mudur? Eğer bu doğruysa buradaki problem ahlak mıdır, korku mudur? Peki, Allah razı olsun. Cümlemize. Vallahi ağır bir sual oldu. Aslında cevabı içinde bir sual. Evet. Cehennem korkusu ahlak üretmez. Çünkü cehennem korkusu sadece korkan kimseyi sakındırır. Yani bu bir cezai müeyyide korkusudur. Bir
küçük bir müdahaleme müsaade eder misin Mustafa? Çok güzel bir konuya gireceksin. Bölünmesini hiç arzu etmiyorum. Onun için beslenme saatimizi hemen alalım ki senin sözün bölünmüş olmasın. Hiç haz etmediğim bir şey. Efendim, evet, beslenme saatini davet ettiniz.